Herkese merhabalar. Yine bir deplasman yolculuğunda sizlerle birlikteyim. Sakaryaspor bugün, yani cuma günü demek daha doğru olur. Deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Ben de Sakarya'dan İstanbul'a doğru yola çıktım. Son gelişmeleri aktaralım. Sakaryaspor'da sakatlıkları sebebiyle Deni Milosevic, Burak Süleyman, Furkan Közü ve Artem Kravets'in yanı sıra kamp kadrosu alınmayan Ümit Kurt olmayacak. Ümit Kurt'un olmaması Eze gibi etkili bir gol silahı olan Eyüpspor maçı dahilinde ne gibi faktörlere sebep olacak? Onu maç içerisinde göreceğiz. Ben Çağlayan ve Donkor ikilisinin bugün iyi bir konsantrasyonla Eyüpspor hücum hattına göz açtırmayacağını düşünüyorum. En azından temenni ediyorum diyelim. Evet, yaklaşık 150-200 Sakaryaspor taraftarı da Eyüp stadında yerini alacak. Biliyorsunuz kapasitesi oldukça düşük Eyüp'ün. Ama ona rağmen Sakaryaspor taraftarları deplasman tribününü dolduracak. Yani biletleri anında 15-20 dakika gibi çok kısa bir sürede tükettiler. Evet, inşallah güzel, keyifli bir yolculuk olur. Sonu galibiyetle biten bir karşılaşma olur. Yine stat önünde taraftarların görüşlerini alacağız, değerlendirmelerini alacağız. İmkan olursa maç sonrası görüş ve değerlendirmelerini alacağız. Evet, şimdilik ilerleyen dakikalarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi seyirler. Evet, İstanbul'un neyi meşhurdur? Tabii ki de trafiği. Biz de şu an trafiğini tadıyoruz. Şöyle de göstereyim. Köprüye de geldik. Evet, manzarası, su gerçekten mükemmel bir şehir. Ama özellikle iş çıkış saatinde hiçbir türlü bu trafikten kurtulamıyorsunuz. Şöyle gösteriyorum. Evet, uzun bir trafik yolculuğunun ardından Eyüpspor Sakaryaspor maçını oynayacağı Eyüp stadına geldim. Şimdi Sakaryaspor taraftarının olduğu bölüme doğru gidiyorum. 11'ler de birazdan açıklanacak. Sakaryaspor taraftarları da yavaşça gelmek üzere. Onlardan küçük böyle görüşler, maç öncesi değerlendirmeler alacağız. Maç ne olur? Abi bence 3-0 yeniliriz. Abi kayda geç. Kayıttayız. Kayıttayız. O zaman ben maç konuşuyorum. Kasongo 2 tane atar. Eze de ona karşılık verir. 1 tane atar. 2-1 yeniliriz. Gol krallığında da 8. Okuldan çıktım 8'de, ben geldim. En büyük? En büyük Sakarya. Pazarlısı öyle, sen ada, pazarlısı öyle. Geleceğiz, biz falan çıkacağız. Yeşilin gönlümün, yeşili siyah. Orta gönlümün, siyah.
böyle Sakaryaspor taraftarlarının el emeği, göz nuru taraftarları hazırladığı pankartlar. Evet. Abi emeğinize sağlık. Şöyle bir görüş alayım. Her şey Sakaryaspor için. Biz elinizle hazırladınız. Tabii canım, yani her şey elinizle hazırladı. İnşallah devamında gelecek. Kardeşlerimiz sağ olsun hep bizle beraberler. Gece saat kaç olursa olsun geliyorlar, abi diyorlar. Yapıyoruz her şeyi Sakaryaspor için. İnşallah güzel günler görelim ya. Yeter ya. Teşekkürler. İyi seyirler. Abi siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla Tatangalar İstanbul grubunun dün gece saat 5'e kadar devam ettiği çalışmaydı. Tüm günü renklendirebilirsek ne mutlu bize. Her şey Sakaryaspor için. İyi seyirler. Görüşmek dileğiyle. Yaşar mıyız sanırsın sensiz biz bu hayatta. Yaşadıysa bu candan feda yoluna. Anlamaz ki hiç kimse, bilemez işimizi. Bilemezler evim nasıl sevmişiz seni. Sökseler kalbimizi, oysalar içimizi. Evet, Sakaryaspor taraftarları sorunsuz bir şekilde geldiler. Statta kendilerine ayrılan bölüme girdiler. Eyüpspor taraftarı da maça oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Bence güzel bir karşılaşma olacak. Ben de artık basın tribününe doğru gideceğim. Oradaki basın mensubu büyüklerimle, arkadaşlarımla bir maç öncesi değerlendirmesi alacağım. İnşallah böyle seyir zevki yüksek, güzel bir karşılaşma olur. Evet, Radyo Spor'da üçleme programının duayenlerinden Nazım Türknas'la birlikteyiz. Evet Nazım abi, Sakaryaspor mücadelesini izleyeceksin. Evet. Senin için de uzun bir süre sonra ilk olacak. Maç öncesi böyle senden kısa bir değerlendirme alayım. Tabii ki de. Valla Sakaryaspor sevdiğimiz bir camiye. Baktığın zaman şu an bile böylesi bir statta bile Tatangalar yerini aldı, zordu da olsa. Ben valla Süper Lig kalitesinde bir maç bekliyorum sevgili Erhan. Ben bu maçın hakikaten skorunu çok merak ediyorum. Zaten de kalktım geldim. Zor şartlar altında biliyorsun zaten. Buraya gelmek de ayrı bir külfet. Valla Sakaryaspor bu sene bence kritik dönüm maçına çıkıyor. Yani bu maçta alacağı herhangi bir skor, ben Sakaryaspor'un üst tarafta mı olacak, alt tarafta mı olacak, bence kırılma maçı olacaktır bu maç. Abi sen de programlarında sık sık Sakaryaspor'u konu ediyorsun. Evet. Sakaryaspor'u konuşuyorsun. Bu sevdiğimizden dolayı Erhan'cığım. Sevmesek yapmayız yani. Şimdi sen de bir Göztepe'li olarak evet, kardeş yani, camia. Kardeş camia var, evet. Peki senin gözüne böyle Sakaryaspor'un bu sezonki ivmesi nasıl? Ben valla Sakaryaspor'u beğeniyorum, şöyle beğeniyorum. Ben bu sezon Sakaryaspor'un sene sonunda en kötü ihtimal bir playoff sıralamasında olacağını düşünüyorum. Çünkü hem diğer takımların kötü olması hem Sakaryaspor'un iyi olması bana göre sıralamada Sakaryaspor'un ilk 6, ilk 7 olacağını ben düşünüyorum. Ha. Eğer biliyorsun bu ligde zaten ikinci yarı her şey belirliyor. Yapılacak olan takviyelerle beraber eğer öndeki zirvedeki takımların da puan kaybıyla ve uyum sorunuyla beraber olursa Sakaryaspor kendini ilk ikide gösterebilir. Yani birinci ikinci sırada olabilir ama dediğim gibi özellikle ikinci yarıda her şey belli oluyor. Şimdi zaten Eyüpspor mesela transfer şampiyonu. Atıyorum devre arasında yine bir takviye yaparsa tabi Eyüpspor daha farklı noktaya gidebilir ama Sakaryaspor burada bence Serkan Hoca ile ne yapacağı bence çok önemli. Tamam İlkan Hoca'yı bir yere kadar getirdi ama Serkan Hoca'nın biliyorsun böyle bir farklı bir ümmeti de var. Yani ben açıkçası başarılı olmasını bekliyorum ben Serkan Hoca'nın ama bakalım göreceğiz. Dikkat. Evet, mücadelenin ilk yarısı tamamlandı. İkinci yarı tekrar sonra başlayacak. Sakaryaspor istediği atakları bulsa da çok fazla sağlayamadı. Özellikle penaltı golü sonrasında maçı kopartacak birkaç pozisyon oldu. Özellikle Uğurşit'le girdiğimiz pozisyon vardı. Orada o fırsatlardan yararlanamadık. Defanstaki bireysel hatalar biraz dikkat çekiyor. Dileriz ki ikinci yarı biraz daha toplu, birazcık daha kontrollü bir defans
takım savunması görürüz. Eyüp Spor'un da tehlikeli geldiğini belirtelim. Özellikle Eze ile birlikte. Eze ile oldukça etkili atakları var. Bakalım inşallah güzel bir ikinci yarıda bizlerle olur. Bence ilk yarıda gayet pozisyonlar oldu. Keyifli bir mücadeleydi. Şimdiden ilerleyen dakikada görüşürüz. Şimdi Vahittin'le birlikteyiz. Bodrum deplasmanında maç öncesi değerlendirmelerde bulunmuştuk. Çok istediğimiz gibi gitmedi ama bu maç galiba dengede giden bir oyun var değil mi Vahittin? İlk yarı aynen beklediğimiz gibi Sakaryaspor'un biraz daha geride oyunu kabul ettiği, rakibine üstünlüğünü kabul ettiği bir oyun gördük. Ama ekstra kontra ataklarla birlikte bir iki pozisyon yakaladılar. Urşit'in pozisyonu vardı, o çok etkiliydi. Belki Urşit orada içeri çıkarsaydı Sakaryaspor ikinci yarıya ekstra bir golle başlayabilirdi. Ama ikinci yarı Eyüpspor daha etkili gelecek. Bunu Sakaryaspor da bilincindedir. Oradaki kontra ataklarla birlikte belki maçtan puan ya da puanlarla dönme ihtimali çok yüksek. Ama Eyüpspor'un çok kaliteli ayakları var. Eze'yi gördük. Bence Babel ilk yarı oyuna girmedi. İkinci yarı daha fazla oyuna girmeye çalışacaktır. Oradan Ömer Bayram'ı kullanmaya çalışırlarsa Babel ve Ömer Bayram, Sakaryaspor için tehlikeli ataklar olacaktır diye. Son olarak iki tane verilmeyen gol iki takıma da. Hakem nasıl değerlendiriyorsun? Kararlar doğru muydu, yanlış mıydı? Bence doğruydu. İlkinde Sakaryaspor'un da offside'tı. İkincisinde de kaleciyi kapattığı diye gördük biz buradan. Bence o da doğruydu. Yani hakem taraftarlar, Eyüp taraftarları haklı olarak kendi takımlarının golünü iptal ettiği için hakeme tepkiler. Ama bence ikisi de doğruydu. İkinci yarıda da inşallah doğru düdükler çalarak Sakaryaspor'un ya da Eyüp Spor hakkında bir yanılgıya kapılmazlar ve maçı hakkını teslim eder. İlk yarının sonunda bile gerçekten anlayamadığımız bir durum oldu. Bir anda bir serseri bir top, 2-1 Eyüp Spor'un galibiyeti bitecek derken bir anda hakemin bara gitmesi. Bu arada hakemden bahsetmek istiyorum. Ömer Faruk Kurtay. Vallahi ben ismini ilk defa duydum. Hatta böylesine bir zor maçı da acaba kaldırır mı kaldırmaz mı diye düşünürken bence doğru yerlerde vara gitti. Biraz uzun gitti ama doğru yerde vara gitti. Öncelikle Eyüp'ün Sakaryaspor'un penaltısında doğru karar verdi. Burada da yine doğru karar verdi. Şu ana kadar hakem iyi gidiyor. Maçta aslında dengede, ilk yarı ben dengede gördüm. Yani Sakaryaspor'un birkaç tane daha pozisyonu vardı. Özellikle şu köşede Hurşit'in kaçırdığı pozisyon var. Zaten ikinci golü bulsaydı Sakaryaspor muhtemelen maçı da aslında bir parça bitirmiş gibi olacaktı ama o olmadı. Çağlayan'ın yapmış olduğu bir hata. Tabii hata yaptıran insanın da Patrick Friday Eze olması ve bir yandan da yılan gibi aktı resmen. Önümüzde zaten sağ taraftan aktı gitti ve gol yaptırdı. Maç dengede gidiyor ama ikinci yarı bana göre Eyüp Spor ilk 15-20 dakikada tabii kendi sahasında oynadığı için muhtemelen çok ciddi bir baskı kuracaktır. Sakaryaspor'un buradaki ilk amacı Kasongo'yu mutlak surette ileri atıp oradan gelebilecek pozisyonlarla bir hareket kazandırmak. İngiliz oyuncu Mainz galiba şu ana kadar pek ortada gözükmedi. Kuşit de aynı şekilde böyle. Yani kanatlarda sıkıntı var ama daha hızlı oyuncularla bence Sakaryaspor ikinci yarıda daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Üzücü, dramatik bir sonla, yine Samsun maçına benzeyen bir sonla kaybettik. Geçen hafta mükemmel bir geri dönüşe imza atan Sakaryaspor bu hafta bence 3 puanı, sonrasında 1 puanını avucun içinden kaçırdı. Yani maç hakkında konuşacak o kadar çok şey var ki, iptal edilen goller, VAR kararları, yani hala maçın böyle mental yoğunluğundayım. Şimdi oradaki gazeteci arkadaşlarımızla, basındaki arkadaşlarımızla da konuştuk. Yani maçın hakkı belki bir puandı diyebiliriz. Sakaryaspor çok fırsat geldi. Keşke orada son anlık verilen kararlar, son vuruşlarda biraz daha etkili olabilseydik. Çünkü çok erken bir dakikada 1-0 öne geçtik penaltı golüyle. Yani bu avantajı iyi kullanamadık. Sonrasında yaslanan bir Sakaryaspor gördük. Yani Hurşit'in kırmızı kartıyla işler çok başka bir durum haline geldi. Yani ama şunu net söyleyebilirim. Sakaryaspor savunma problemini
bir türlü aşamıyor. Aşmalı da, takım savunmasında çok kötüyüz. Bireysel hatalar bu maça damga vurdu. İlk golde, şu an goller de biraz berraklaşıyor. Çağlayan'ın Eze'yi kaçırması. Sonra Hüsamettin ve orada Donkor'un anlaşmazlığı. İkinci golde yani havuza atılan bir top. İsmail'in kesinlikle atmaması gereken bir yere o topu atması. Sonrasında top bir şekilde Recep Niyaz'ın önünde kaldı ve mükemmel bir vuruşla da 90. dakikalarda uzatma anlarında galibiyeti getirdi. Bence çok konuşacak şey var. Ben artık Sakarya'ya doğru yola çıktım. Sizler de biliyorsunuz hani mağlup olunca biraz tadı tuzu kalmıyor bu işlerin. Artık evet, seride ücretli yoldan bahsediyor. Artık pazartesi günü birçok konuyu enine boyuna değerlendireceğiz. Şimdi bize yolculuk var, bize geri dönüş var. Yeah.